Enkudu. Karşımıza aldık. Bir çalım hareketi geçtik. Enkudu. Enkudu. Kaleci harika kurtardı. Uçtu topa. Bir çalım hareketi. Bir daha bir çalım. Şöyle bir aradan yollasak. Ener Valencia. Adamın iki tane stoperi de kavgaya gitsen götüreceğin iki tane adam. Pepe ile Ramos. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birlikte'ne hoş geldiniz. Süper Ligimizden 18 farklı takımdan birer tane futbolcu seçerek kadro oluşturdum arkadaşlar. Süper Lig hesabımızla bir maç oynayalım istedim. Ve 18 farklı kulüpten sadece bir tane futbolcu seçerek kadromuzu oluşturduk. Böyle bir kadro yaptım. Elimdeki futbolculardan aslında kadroyu oluşturduk diyebiliriz. Haftanın takımlarını oluşturuyorduk. Geçen hafta yapmamıştık ama bazı haftalarda o hafta iyi oynayan futbolculardan haftanın takımını oluşturuyorduk. 3-4 hafta bunu yapmıştık. Oralardan elimizde bulunan futbolcular vardı. Ben de baktım, her takımdan birer tane futbolcu tercih edelim istedim. Kalede Galatasaray'dan Muslera var. Sağ beki Ankara Gücü'nden Malkuit. Stoperlere birincisi Alanya'dan Furkan Bayır. Hemen yanına Sivas'tan Goutas. Sol beke de Hatay Spor'dan Ada Kukbe. Orta alana geçtiğimiz zaman burada Antalya'dan Fernando. Defansif orta sahada Konya Spor'dan Hasse Ahmetovic. Hatta iki tane ilerleme puanımız var. Oyuncuyu biraz daha güçlendirebiliriz. Ofansif orta sahaya Adana Demirspor'dan Emre Akbaba. Hücum hattına geçtiğimiz zaman Ener Valencia Fenerbahçe'den. Trabzonspor'dan Gomez. Sol tarafta da Beşiktaş'tan Enkudu. İki tane ilerleme puanımız Enkudu'da da var. Geliştirebiliriz onu. Yedeklerde de aynı şekilde farklı takımlardan birer tane oyuncu seçtik. Burada tabii en yüksek seviyeli futbolculardan bir tanesi, en yükseği sağ açık futbolcusu. Başakşehir Spor'un sağ açığı Traore. Onu kullanabiliriz form durumuna göre. Kayseri Spor'dan Mensa. Burada Ümraniye Spor'dan Umut Nayır var. O da form durumuna göre santraforda kullanabileceğimiz isimlerden bir tanesi. Kasımpaşa'dan Hayradinovic. Şöyle Gaziantep'e geldiğimiz zaman burada da Maxim var. Hatta Gaziantep Spor'un oyunda en pahalıya satılan futbolcusu kendisi. Karagümrük'ten eğer formda gelirse kullanabileceğimiz isim Borini. Ve Giresun Spor'dan da Serginho. 18 farklı. Ligimizde şimdi 19 tane takım var ama 18 kişilik kadro oluşturabiliyoruz. Bir takımımız kaldı sadece. Diğer 18 takımımızdan birer tane oyuncuyu tercih ettik. Rakibimiz geldi, Fenerbahçe takımı. Acaba Fenerbahçe kadrosu kurmuş olabilir mi rakibimiz? Bir form durumuna bakalım hızlı bir şekilde. Forvetimiz formsuz geldi. Traore falan iyi. Umut Nayır da iyi gelmiş. Şimdilik Umut Nayır ile başlayalım. Rakibe bakalım. 4-3-1-2 ile geliyor. Fenerbahçe kadrosu yok ama güçlü, iyi futbolcuları var. Kendisini de çok bekletmeyelim. Neymar, Mbappe, Messi ileri üçlüsü o şekildeydi. Rakibin menajeri Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus. Maça Süper Lig karması başlayacak ve Fenerbahçe ile karşılaştığımda formayı değiştirmeyi hep unutuyorum. Yine unuttuk. Umut Nayır'dan sol tarafa doğru bir dönelim. Enkudu. Enkudu ile gidelim. Enkudu hızlıdır. Pepe de geldi. Bir çalım hareketi. Şimdi pası verdik. İçeri doğru Emrah Baba ilk ataktan golü buldu. Süper Lig karması 1-0 öne geçti. Sol taraftan hatamız gelişti. İçeriye yerden pasımızı Emrah Baba çok iyi tamamladı. Dakika 4, Emrah Baba ile 1-0 Süper Lig karması önde. Tabii rakipte de öyle futbolcular var ki, kalecimiz Muslera çıktı aldı. Hemen kullanalım aşağıya doğru. Orada bir boşluk var. Malkuit iyi bir oyuncu. Ener Valencia'yı görsek. Hadi be Ener Valencia. Orada boşluk var. Çıkmadan yetiş. Biz çıkarmış da olabiliriz. Hemen pasımızı verelim. Fernando. Solda Ada Kukbe. Enkudu. Karşımıza aldık. Bir çalım hareketi geçtik. Enkudu. Enkudu defansumuz. Harika bir gol geldi. Kevin Enkudu. Beşiktaş'ın sol açık futbolcusu farkı 2'ye çıkardı. Çalımın üstüne falsolu vuruşumuz. Enfes bir gol attı adam. Neymar gibi. Messi'nin diğer taraftan yaptıkları gibi. Rakibin kalecisi kim bu arada? 2 şutu da 7. Biz bir maç daha ormaya koyalım ama çok iyi maç olmuştu. Her zaman bu kadroyla böyle maç olmaz. İleri diyelim. Tekrardan rakip aramaya koyalım. Enkudu harika başlamıştı. Maçın adı Enkudu seçilebilirdi. İlk golde onun tarafından geldik. Asist o yapmadı ama golde katkısı vardı. İkinci golü harikaydı. Enkudu ile de bunu her zaman denesek böyle vuramayabilir çalımın üstüne ama
Rakip kaleciye dikkat edemedim. Rakibin kadrosu güzeldi. Kalecisi de belki iyi bir kaleci de olabilir. İkinci rakibimiz geldi Fenerbahçe. Yine Fenerbahçe. Evet, az önce de Fenerbahçe'ydi. Şimdi formayı değiştireceğiz. Bir form durumuna bakalım. Stoperimiz Gotas formsuz, yedeklerde stoper yoktu. Maxim iyi gelmiş. Hazır gelmişken onunla başlayalım. Rakibe bir bakalım. Sonra formayı değiştirelim. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Santrafor'da Hulk var. Formamızı değiştirelim. Şu kırmızı üstü ben alayım. Fenerbahçe bu şekilde geliyor. Karışıklık olmasın. Üstü kırmızı olanla karıştırmıyorum ama diğeriyle karıştırıyorum. Beyaz ağırlıklı tonlar olduğu için. Malcuit de alamadı. Çıkmadı. Messi çevirdi. Uzaklaştıralım. Fernando. Aşağıda büyük bir boşluk var. Hadi bir pas. Çok güzel. Büyük bir boşluk var. İçeride iki tane adamımız giriyor. Ener Valencia. Yollayalım ortayı. Bomboş. Maxi Gomez'in kafası. Kaleci harika kurtardı. Uçtu topa. Uçarken tabii eline çarptı top belki de. Net bir gol olması gereken pozisyon. Maxim nasıl kullanacak acaba? Arkaya doğru gidebilir. Maxim'in ortası. Bir kafa vuruşu Gomez'den, yine kaleci. Makuiti şutu, Ankara gücün sağ beki. Top çıktı. Kornerde iyi bastırdık. Golü bulamadık. Kaleci çok formda. Rakip kaleci Menyan olması lazım. Hani yüzü ona benziyor. İyi kurtarışlar yaptı. Şu cezaları dışında 3 tane adamımız var. Ne kadar kalabalık orası. Biraz havadan yolladık ama. Malcuit kafayla vurdu. Offside olmazsa. Offside yok. Hadi bir kafa vuruşu, bunu yedi bu sefer. Sonunda golümüzü bulduk. Kaleciyi bir türlü geçemiyorduk. Kafa vuruşlarıyla çok denedik. Ceza sahası dışından da kafa vuruşu denedik. Sonunda golümüz. Hulk. Furkan Bayır. Bir kafa vuruşu. Çok tehlikeli. Boşluk verebiliriz. Messi, adamımız yıkıldı. Messi yıkılmadı. Şu Messi'yi durdurmamız lazım. Malcuit. Sağ bek futbolcumuz ta nerelere kadar geliyor. Bruno Fernandes'in girişine şutu, kaleci Muslera. Aldı. Kambayır. Oyun yönü değiştirelim. Adekupe. Bir çalım hareketi. Bir daha bir çalım. Şöyle bir aradan yollasak. Ener Valencia. Valencia'nın ortası. Of. Penaltı. Bizim futbolcu da yüzünü tuttu. Dedim ne oldu, top yüzüne mi çarptı? Pepe. Sahanın en agresif, en sert futbolcusu galiba penaltı yaptı. Adamın iki tane stoperi de kavgaya gitsen götüreceğin iki tane adam. Pepe ile Ramos. Hani bizimki de yüzünü tutuyor ama ayaklara girmiş Pepe. Topun başında kim olacak acaba? 44 numaralı formasıyla Malatya'nın plaka kodu Maxim. Hadi sola doğru atalım. Maxim'in vuruşuyla farkı ikiye çıkardık. Kaleci Maignan. Maça iyi başladı ama bu iki golde yapacak bir şey yoktu. Fark 2. Kime atacak? Alanları bayağı kapattık ama. Hadi be, alamadık. Çok iyi çıktı Del Piero. İmleci değiştirene kadar Del Piero ile geldi. Del Piero'nun şutu çok kötü bir şut. Offside yok. Boruni aldı önüne. Çok klas aldı. Rakip kayıyor. Bir tuttursa kart mart görecek. Dakika 73'e geldi. Bir fake yapalım. Adekupe. Şimdi ortayı yapsak. Çok güzel açı. Bir kafa vuruşu. 3-0. Adekupe çok iyi orta yaptı. Her şey çok iyiydi. Önündeki adam bayağı geri açıldı. Orta için yani müsaitti. Baskı yoktu. İçeride de çok kalabalığız. Herhangi birine gidecekti top. Adekupe. Şu isim kim? Sametovic. Uzaklardan bir denesek. Ahmetovic'in şutu. Kötü bir şut. Boruni. Şöyle bir falso. Boruni ile falsomuz. Given'ı avlayamadık. Furkan, kaleciye döndük. Muslera. Muslera'dan ileriye. Ve maç bitti. 3-0 genelde kontrolümüzde geçti maç. Süper Lig karması 3-0'lık bir galibiyet aldı. Fazla şut oldu. Bir oyuncu derecelerine bakalım. Oyuncu derecelerinde Maxim 7,5 derece, Maxi Gomez 7,5, Traore 7 derece. Sonradan oyunu almıştık. Deplasmanda rakip de Maignan 6,5 derece aldı. Süper Lig'e özel değişik formatlarda maçlar oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizi
Sizlerin de önerileri varsa Süper Lig'le alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.